Beni Adem'i azayı yeki pi ki der aferinş zi yeki güherent ki azayı bir dert avari kararı rüzgar. Niger azayı hara namodent kararen. Evet canlar, bu Sadi Şirazi'nin çok güzel bir beyitidir. İki beyit. Yani Adem oğulları, insanlar aynı vücudun azalarıdır. Ve her birisi aynı cevherden yaratılmıştır. Bir zaman gelir felek bir azaya elem getirirse, diğerlerinin hiçbir huzuru kalmaz. Başımıza gelen bu depremden dolayı yani 10 ilimiz ciddi şekilde etkilendi ve arkasından bütün Türkiye bir olmanın bilincini edindi. Ve İran'dan gelen bu yardım kurtarma ekibi içerisinde olan yani güzel bir insan da bu şekilde Sadi Şirazi'nin güzel beyitlerini yazdı ve yıllarca insanlığın unuttuğu bir hakikati tekrardan insanlığa gösteren oldu. Ve canlarım bu beyitler o kadar anlamlıdır ki aslında. Yani hiçbir kimse diyebilir mi ki yani benim uzvum diğerinden fazla, diğerinden ayrı, gayrı, ben ondan uzağım, ben ondan ayrıyım deme şansına sahip midir? Bakın bugün de Miraç Kandili. Normalde bu yayını canlı yayın haline getirecektim. Fakat canlı yayına hiçbir kimse katılmayınca en güzeli bu şekilde hazırlayayım ve videoyu birlikte seyredelim istedim. Bakın her insan eğer ki o uzvundan bir parçası ne yaptıysa acı çekiyorsa bu acıyı bir başkası da çeker. Yani parmağı ağrıyan bir kişinin kafasının, burnunun, bacağının, karnının, kalbinin ya da gözünün rahat olmasını bekleyebilir miyiz? Bu güzel hakikati o kadar güzel bir şekilde izah etmiş ki Sadi Şirazi. Hepimiz bir vücudun azalarından başka bir şey değiliz. Ve felek eğer birisine bir zarar ziyan getirir ise o zarar ziyan hepimize gelmiş sayılır ve hiçbirimiz birbirinden ayrılmaz. Ve o zarar gidene kadar hepsi bir karar yani huzuru kalmayan bir şekilde olur diyor. Şimdi güzel canlarım, Miraç Kandil'de bugün ve Miraç Kandil'inde Muhammed Mustafa'mı yani Hak çağırınca kendi dergahına ve benden ne istersin diye sordu. Ümmetime rahmet olsun. Benden ne istersin diye sordu. Yine aynı şekilde Hakk'ın katından gelen soruydu bu. Ümmetime rahmet olsun. Bir daha soruldu. Benden ne istersin? Ümmetime rahmet olsun. Başka hiçbir söz söylemedi. Onun ümmeti kimdi? Muhammed Mustafa'mın son peygamberdi. Genelde bütün insanlık, bakın, asla Arapların bir peygamberi değil, asla bir şunun bunun değil ve ona teslim olanların da peygamberi, bütün insanlığa peygamberiydi. O yüzden ne diyorduk biz? Veme ersennake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Evet.
Aynen o şekilde biz seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Muhammed Mustafa'mın hakikati budur canlarım. Bu hakikatten hiç kimse ayrı gayrı bir yere varmasın. Ve gerçekten bu hakikati inanmadıktan sonra, bu hakikate ermedikten sonra hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde insanlık bir adım ileriye gidemez. Deprem bize bunu öğreten oldu. Depremden sonra bir olmanın, biz olmanın ne anlama geldiğini çok güzel öğrendik. Hani anlattığım bir şey vardı hatırlarsanız eğer. Öz insanlar, vicdan sahipleri olanlar ve arkasından hiçbir işe yaramaz olan varlıklar. Artık şu anda iki grup insan şey var. Bir Adem oğlu olanlar var. Bir de Adem oğlu olmayı bilmeyen insan sıfatına bürünmüş ama insan olamayan varlıklar var. Üçüncü bir şık yok. Herkes kabuğundan sıyrıldı. Herkes yani kabuk olarak üzerine giydiği ne var ise onları birer birer çıkarttı ve tek cevherden olduğunu bildi. Fakat bu cevheri taşımayanlar, bu cevheri taşımayan varlıklar kendilerini aşikar eylediler. Ve onlardan mümkün mertebe hepimiz ne yaptık? Uzaklaştık, kaçtık ve aynı cevherin, aynı özün varlığı olan öz insanla buluştuk. Öz insan olmadığı neresi var ise bizden uzak kaldı artık. Ve bu Miraç gününde artık ümmetime rahmet olsun sözünü söyleyen peygamberin ümmeti olaraktan biz de duamızı sadece kendimiz için değil, biz olan için ve bir olan için yapmamız en büyük zarurettir. Eğer böyle yapar isek, her zaman için o bize misliyle beraberinde karşılığını getirecektir. Hiç kimsenin bundan tereddüt olmasın. Bakın 2023 sonrası Türkiye diyerekten bir video hazırlamıştım. İsteyen ona bakabilir tekrardan. Ve o videoda da yani yapılan hangi iyilik varsa misliyle karşılığını görür. Yapılan hangi kötülük varsa misliyle karşılığını görür demiştim. Ve bu olaylara artık yani insanlar kabul edene kadar, insanlar anlayana kadar hiç bitmeden aralıksız devam edeceğini de söylemiştim. Ve şükürler olsun çoğu kişi anladı. En büyük yatırımın bir başkasına iyilik yapmak gerektiğini. Yani iyilik yapmanın ne kadar büyük bir yatırım olduğunu ve onun kişiye karşı kazandıracağı yani hem huzur, güven, sağlık, sıhhat, şifa, emniyet, arkasından bolluk, bereketle beraber geri döndüğünü o kadar ciddi bir şekilde gördük ki o kadar. Ve bunu her bir şekilde ne yaptık anlayan olduk. Miraç'a çıkan Muhammed Mustafa orada kalkıp da alemi temaşa eyledi. Temaşa eylemek şudur ki, bunu ayrıyeten bir videoda anlatırım ama temaşa eyledim dedi. Ne vardı? En küçükten en büyüğüne, bütün alemler içerisinde alemleri, sırlar içinde sırları gördü. Ve her birisinde o zaman anladı ki bir bütün var. Bütün her şeyi kuşatmış ve her şeyle bir halde işliyor. Öylesine güzel ve öylesine muhteşem. Ve kendisinin o bütünden ayrı olmadığını bildi. Ve o bütünle bir bütün olduğunu hiçbir şekilde ayrı görmeden, gayrı görmeden bu gördüklerini açık beyan bütün olarak insanlığa anlattı. Ve
Bütün olmanın ne anlama geldiğini, biz olmanın, vahid olmanın, tevhide ermenin nasıl bir hakikat olduğunu ve hakikatin özünün tevhidde birleştiğini bildi. Ve o tevhide ermenin esasen, yani sadece lafta değil, özde olduğunu bilerekten herkesi müjdeledi. Bakın canlarım, yani öylesine harika şeyler olmaya başladı ki insan gıpta edip hayran kaldı. Fakat bir yandan da o kadar adileşen varlıklar oldu ki insan bunlardan ne yaptı? Haya etti. Çünkü Adem oğulları dışında hiç kimse artık bu hakikat, yani bu olaylardan ne yapamazdı? Geri duramazdı. Yani en güzel olayı anlatayım canlarım ben size. Yani sadece bir ekmeği olan insan yarısını gönderdi, biliyor musunuz? Yarısını. Bu da benden olsun diye. Sadece bir ayakkabısı vardı ve o ayakkabısını verdi. Başka ayakkabım yoktu, ne yapayım? Ben de kendi ayakkabımı verdim. Şuradan bir şey derdim. Depremzededir o. Onun ayakkabısı yokmuş. Garibimin dedi. Ve küçük bir çocuk. Yardım dağıtılıyor. Fakat yani ona 3-5 parça bir şeyler verince bana bu fazla dedi. Bunun bir tanesini ben size geri vereyim. Ve cansın dendi o çocuğa. Cansın sen. Sen öyle bir cansın ki anlatılamayacak bir can. Orada bir başkasının ihtiyacı vardır. O alsın. Ve bunu yapan çocuk canlarım 7 yaşında bir çocuk. Böyle büyük bir insan değil. Fakat bunu yaparken bir başka yandan ise kalkıp o deprem bölgesine giden Adana tarafında ya da Antep otoyolu üzerinde bir lokanta, ben onunla da orada bu şeyi yapan, bu çirkinliği yapan kişiyle, o çirkinliğe maruz kalan Van'dan bir kardeşimiz vardı. Deprem bölgesine gidiyordum dedi. Yani bu Hatay tarafına doğru bir çorbaya çok fahiş bir rakam istedi. Yani dedi çorba içecek, peki su da içelim. Ve elimizde ne kadar su varsa aldık ki orada belki su isteyenler olur. Ben bir küçücük suya da kalkıp o kadar fahiş bir rakam söyleyince, bir çaya da 20 lira deyince, bakın diğerlerinin fahiş rakamlarını söylemiyorum. Bana bir fiş yaz. Fiş veremem. Ya vereceksin. Eğer sen bunun parasını aldıysan bu fişi vereceksin dedi. Çünkü uyanık bir kardeşimizmiş. Hemen dedi telefon açtım ben oradaki belediyede. Benim arkadaşımdı bu. Böyle böyle yaptı. 1 milyon 800 bin lira ceza kesti dedi. Diğerleri ifade etti. Bakın bunu yapan, bu açgözlü, bu tamahkarlı, bu doyumsuzluğu yapanlar hiçbir şey yanına kalmadığında bunu çok iyi bilin canlarım. Hiçbir şey yanına kalmıyor. Hiçbir şey. Hemen o ceza kesildi buna. Ve arkasından ücretsiz çorba dağıtıyoruz, ücretsiz yemek dağıtıyoruz diyerekten onlara nispet olsun diye ne yapıldı? Onlara nispet olsun diye her tarafta böyle depremzedeler ve yardım götürenleri ikramlarını açanlarla doldu ortalık. Şimdi canlarım ve arkasından bakın çok aşağılık bir olayı da görmüştüm. Yardım tırını kalkıp da kendi kapısına çevirmeye kalkan bir aşağılık birisi. Cezasız kalmadı bunlarda. Ve belki bizim gördüğümüz bir tanedi. Bundan çok daha fazlası vardı. Fakat muhakkak izleyin. Bu videoyu seyrediyorsunuz. Muhakkak izleyin. Onların da başına her an için bir olay gelecektir. Gelmeyeceğini düşünmeyin bakın. Gelmeyeceğini asla aklınızdan çıkartmayın. Çünkü artık hiçbir şey
ahiret yurduna kalmıyor. Dünyada karşılığı misliyle veriliyor. Hiç tereddüdünüz olmasın. Kesinlikle. Hiç tereddüt etmeyin. Yani bir hak yiyen kişinin İskenderun'daki, yani o depremden sonra İskenderun'da o depremden esnasında yerle biri ol, yani malının, mülkün, her şeyin yerle biri olduğunu da çok iyi gördüm. Ve arkasından Diyarbakır ilinde, bakın çok üzülerekten söylüyorum, insanlar yani hasarlı binalardan çıkmak zorunda kaldığı için iki katına fiyatları çıkartanlar görüyorum. Ve onlara yar olmayacak, bakın o. O asla onlara yar olmayacak. Çünkü bunu artık ne kadar öğrenecekse öğrenecek. Çünkü aynı cevherden yaratılmışsın ve bir bütünün azalarısın. İnsanlık bir bütün müdür? Evet, insan olan, Adem olan bir bütündür. Ve o bütünden kopmaz. Ve o bütünle beraber olur. Ve o bütünden ayrılmaya kalkan, ben diyen, bencillik yapan, kaybeden olur. Öyle ya da böyle. Ha, normalde kazandım zanneder ama her şeyini kaybeder. Ve onu görürsünüz. Mesela çok harika bir şey vardı. Çok harika. Yani bunu küçük bir şekilde de olsa söylemek isterim. Yani hocam bu benden olsun dedi. Ve o da depremzede bir kardeşimize ulaştı. Evet. Yani biz, yani ne kadar verirsek, bakın ne kadar verirsek o kadar alırız. Ne kadar alırsak o kadar veririz. Bir, bu gani gani tekrar tekrar bize doğru geri döner. Hiçbir şekilde bunu tereddütünüz olmasın, olamasın ve bunu her zaman için yüreğinizle beraber söyleyin. Her zaman için o yüreğinizle söylediğinizde gerçekten gönülden inanın. Ve o inançla, bakın bu acabalar kafanızdan çıkartaraktan bakın bu videoya. Acaba olur mu olmaz mı? Ya ben bunların bizzatihi canlı şahidiyim. Canlı şahidim olduğu bir hakikati sizle neden başka bir şey söyleyeyim ki? Unutmayın canlarım. Artık dualarımız hep beraber olsun. Ve hep beraber şu dua edelim. Allah'ım, şu memleketimizde, şu dünyamızda bizi biz yapmak için başımıza doğal afetler geldi. Bu doğal afetlerde bize dayanma gücünü ver ve bize katından lütfunu esirgeme. Allah'ım, biz olmayı becerememiş insanlara büyük dersler, ibretler ve büyük imtihanlar ile onların da yola gelmesini nasip eyle. Allah'ım, her zaman için senden gayrı değiliz. Senle bütünüz. Biz o bütünün bir parçasıyız. Asla senin gönlün asla bizim ızdırap çekmemizi razı olmaz. Ve hiçbir zaman için şu Kur'an ayetinde söylediğin gibi asla üzülmüyoruz. Senden gelecek rahmeti, bağışlanmayı, esirgenmeyi biliyoruz. Ve sen bizi duyan ve işitensin. Ve o görmeyi ve sen bizi görensin ve duyansın. Senden ayrı değiliz. Senle biriz. Senden uzak değiliz. Sen ve ben yok. Biz senin hakikatinde, öz cevherinde beraberiz. Allah'ım, bu miraç içerisinde son peygamberin Muhammed Mustafa, Allah'ın selamı ve salatı ona ve ehli beytine olsun ki onun alemden hakikatini ona gösterdin ve onu katına yücelttin. Ve bizi de aynı şekilde katına yücelt ve bizi de o yücelmiş olanlardan, yani âli olanlardan kıl. Ve her zaman için senden ayrılmayacağımıza, senle bir bütün olduğumuza ve şu dünya imtihan yurdundan kurtulup geleceğimize söz veriyoruz.
Artık zor günleri geride bırakıp umut ve sana kavuşmanın lütfunu hep beraber kazanalım. Canlarım, bir de şunu söyleyeyim ki ben ölentendir, canlar ölesi değil diye bir söz vardır ya. Evet, burada yani enkazdan sağ selamet çıkamayanlar aslında beden elbiselerini bıraktılar. Onlar hala aramızda yaşıyorlar. Ama sizler göremiyorsunuz ve bazen de kendilerini gösteriyorlar. Şöyle ki, eğer çok elin bir olay var ise, yani ürgün gülle sahip olan erçin kişiler tarafından görülüyorlar ve diyorlar burada benim çocuğum var. Benim çocuğumu kurtarın diyor. Evet, benim çocuğumu kurtarın. Ve o duvarın altını kazıyorlar ve bakıyorlar ki orada iki tane çocuk var. Ve kadını arıyorlar. Hani çocuklarını buldum. Anneniz nerede? Annenizi bulamadık deyince, annemiz 4 yıl önce vefat etmişti diyor. Annemiz yok bizim diyorlar. Ve onu görenler de Allahu Ekber diyor. Evet, Allahu Ekber. Hiçbir zaman için öldüğünü düşünmeyin. Onları yanınızda yaşıyor. Siz göremiyorsunuz ama gerçek budur. Gerçek budur canlar. Ve bunu ama göreceksiniz. Çünkü üçüncü perde de kalktı. Üçüncü perde bu çok yıkıcı bir olaydan sonra kalkacak demiştim. Ve üçüncü perde kalktı. Ve onu görenler çok da kolay olacak ve ben annemi babamı yani enkaz altında bıraktığım birçoklarını tekrar görüyorum. Benle oynuyor, benle seviniyor diyeceksiniz. Ve o çocuklara bakın. Gülerekten karşılıyorsunuz değil mi? Ve o çocuklardan çok bambaşka neler öğrendi insanlar? Hakikatler öğrendi. İsterseniz o hakikatleri bir de şöyle dinleyelim. Ne dersiniz? Canlarım, güzel canlarım benim. Evet, o hakikatler, öyle bambaşka hakikatler öğrendiler ki bu, yani insanlar onlardan. Bakın, yani bir kuşu elinde tutan çocuktan güveni ve 88 saat önce kendini kurtarın, yani kedimi kurtarın diyen çocuktan adaleti, 90 saat sonra çıkan 5 yaşındaki çocuktan daha muayene olmadım diyen çocuktan bilimi, bilimsel düşünceyi, 78 saat sonra çıkan çocuktan çıkamam, çıkarsam babam sıkışır dediği için merhameti, 61 saat sonra çıkan çocuğun annemin sesi kesildi, önce ona bakın diyen çocuktan vicdanı ve daha çok nice şeyleri gördük. Ve gülücüklerle karşımıza çıktılar. Bilim dünyası birçoğunda tıp dünyası izah edemiyoruz bu olayı dediler. Ve o izah edemedikleri şeyi hiçbirisinde ne ağlama vardı ne sızlama vardı. Ne de bir yerinde küçücük bir yara yoktu. Hepsi korunmuştu. Evet, onlar dünyamızı değiştirecek olan çocuklar. Ve onlar dünyaya yüksek vazife planı içerisinde doğdular. Ve onlar sayesinde dünyamız yepyeni bir dünya haline girecek. Allah'a emanet olun canlarım. Hak ile hakta kalın. Ve hiçbir zaman için hakkın hakikatinden ayrılmayın. Selam ve dua ile olsun sizlere.